Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı Bismillah. Bismillah'la başlayalım. Ben Hasan Kalan'ın Korucu köyünde 1941'de dünyaya gelmişim. Adım Seyfullah. Fethullah Hoca Efendi benden 2 yaş 4 ay büyük. Beraber çocukluğumuz aşağı yukarı 7-8 sene geçmiş. Aşağı yukarı 10-14 yaşlarına kadar ben de köyde babamın yanında kaldım. Sonra babam beni şehire getirdi okumak için. İmam olayım diye. Ben de imamlığı pek bir hoşuma gitmedi. Yani belki sesim, hafızam, aklım müsait değil. Meslek edindim. Oto tamirciliğinde çalıştım. Araba mavinliğinde çalıştım. Askere gitmeden evvel sivil ehliyet aldım. 1960 içinin 10. ayın sonu askere gittim. Askerden dönüşü, o askere gitmeden evvel ehliyet aldığım dönem Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. Dolayısıyla 2,5 sene askerlik yaptım, 30 ay. Döndükten sonra tekrar eski çalıştığım yer üniversiteye gittim. Kadrolu olarak girdim ve 20 küsür sene oradan emekli oldum. 90'dan bu yana da böyle emekli hayatımı devam ettiriyorum. Biz 8 kardeşiz, en büyüğümüz ablamız. Sonra Hoca Efendi, sonra ben, benden sonra Mesih Efendi, vefat eden Nidaye Efendi, ondan sonra Salih var. Bir kız kardeşimiz daha var, 7 numara. 8 numara Kutbettin isminde erkek kardeşim var. Biri vefat etti, 7'miz hayattayız Hoca Efendi'yle beraber. Şimdi Hoca Efendi'yle geçirdiğim günler. Hoca Efendi'yle işte 7-8 sene veya 6 sene olabilir. Benim aklım kestikten sonra yani. Bir çocuk işte 2-3 yaşından sonra insanın aklı kesiyor. Hoca Efendi çocuk değildi yani. Bizimle oynamazdı. Biz kapı, baca, sokakta oynarken o hep okuma ve hatta arada sırada bana de mani olurdu. Yani seni amcama haber vereceğim. Şimdi yaş denk geliyor ya, daha o diğerleri küçük. Çocukluğundan çok kendisine dikkat ettiren, benim aklım kesti Hoca Efendi'ye, hep hoca dedik biz. Evet, bütün aile, amcalarım, halalar, amcazadeler, yani onda bir hocalık bir vasfı sezmişler. Ya ismini filan verme değil. Hoca diyoruz. Ben askerden sonra bir askerler bile şey olur ya, kendisi bir özgüven olur. Askerlik yaptı filan diye. Hoca Efendi'ye bir sefer ağabey dedim. Bir maslahat için. Ne oldu dedi Sıfat Efendi. Şimdiye kadar kocalık nereden oldu ağabey? Yani ha ben unutarak dedim yani. Hoca Efendi tabii çocuk yaştan kendisine hoca diyor. 13-13 yaşında çıktı bizim köyün camisinde kürsüye çıktı, vaaz etti yani 13-13 yaşında, hilaf olmasın. Sonra başka yerlerde yani o merkez vaizi olmadan, Diyanet'e girmeden evvel daha çocukluğunda başka yerlerde, Albar köyünde vaaz etti. Bir Ramazan vaazlarına çevre, ta belki Tokatlara filan gitmişti. Sonradan kendisi anlatmıştı. Yani Hoca Efendi ta çocukluğundan hoca doğdu. Dünyaya gelmiş hoca olarak.
Sonra Hoca Efendi bir dönem Erzurum'a geldi. Erzurum'da da benim bir arabam vardı, ticari taksi. Ceceleri bir yeni bir ev yaptım, kimse bilmiyordu. Bir evimiz var merkezde de, babadan kalma bir evimiz. Diğer biraderler falan orada oturuyorlar. Ama ben bu Dadaş kentinin burada bir cez köyü vardı. Orada yeni bir ev ihtiyaç ettim, orayı pek kimse bilmiyor. Oraya taşındım, ben ayrıldım biraderlerden. Orayı kimse bilmiyordu. Hoca Efendi orada uzun zaman kaldı. Akşamları kalıyorduk gece. Sabahtan erken çıkıyorduk arabamdan. Çevreyi geziyorduk. Çevre illere gidiyorduk. O haber alıyordu. Askerler, tanıdık askere gelenler, şeyden Kestane Pazarı talebelerinden filan, askerle gelenler filan, asker ziyaretlerine gidiyorduk. Tarihi yerleri gidip geziyorduk. Van'a iki sefer gittik. Van, Ahlet, Adilcavaz, o tarihi yerleri, Selçukluların tarihi yerleri. Bir seferinde de Erek Dağı'na gittik, Usta Tezzetler'in kaldığı yere. Ama oraya Hoca Efendi çok ısrar etti, illa gidak filan dedi. Bahar, böyle bahar zamanı. Gittik o Erek Dağı'nın, Usta Hazretleri'nin kaldığı yere geçmek için bir su var. Böyle ufak bir su. Onu geçmemiz lazım. Yani biz içinde yine arkadaş vardı. Oradan bizim zannedersem Mehmet Atalay Bey filan vardı. Hoca Efendi geçerken sanki birisi tuttu Hoca Efendi o suyun içine bastı. Ayağı kaydı, düştü. Üstü, başı, su oldu filan. Sonra çıktı. Dedi ki, neye fazla meyil edersen, Allah ondan seni mahrum ediyor. Bir ihbar, bir cezalandırıyor. İlla gidek gidek dedim. Demek ki buraya gelmek, buraya gelmem, yani bir faydaya matup bir şey değilmiş. Üstad Hazretleri gelmiş buraya ama burada hallolmuş, pişmiş, erimiş. Demek ki buraya gelmemiz, biz hala ona layık olamamışız. Hizmetinde olmamız lazım filan. Yani öyle de bir şey demişti ama belki daha başka bir şey demiştir de. Yani Hoca Efendi orada düştü. İşte o ikinci yasaklı döneminde de öyle bazı hadiseler oldu. Öyle beraber hadiseler oldu. Bir sefer Erzincan'a gittik. Erzincan'da askeri nizamiyede, orada bir iki arkadaş var. Onlar asker olmuşlar, onları ziyarete gittik. Anüs ettirdim. Bizim Mehmet Küçük var. Bir de şimdi bu televizyonda program yapıyor bir genetikçi. Askeri okuldan atılma. O var, asker. Ben bunları anons ettirdim. Hoca Efendi böyle arkadan izlemeyen orada bir yerde duruyor. Kimsenin görmediği bir yerde. Birisi görmüş orada. Ooo yine bağırıyor. Hocam hoş gelmişsin filan. Ula bu kimdir senin? Neyse gittim. Ula kardeş ne hocam nedir? Sen kimsin filan. Ya dur Fethullah hocam gelmiş. Ben onu işte tanıram. Vaizlerini dinlerim. Ula baba dur daha dedi. Aranır. Dur madem öyleyse öyle sen sus. Neyse adamı susturduk. Sonra anons ettik. Öteki arkadaşlar geldiler. Anons ettiğimiz zatlar yedek teğmen. Orada işte eğitim görüyorlar. Kıtalara dağılacaklar. Onlar geldiler. İşte o gün akşama kadar da onlarından gittik bir ormanlık alana. Bir şeyler kebap mebap yani yiyecek bir şeyler filan. Benim o aşçılık marifetlerim vardır. İşte bir şeyler ettim. Pilav demledim, et pişirdim. Yedici akşama kadar onların gönlünü hoş tuttu Hoca Efendi. Yani işte bunlar da öyle bir hatıra yani yaşadığımız şeyler. Şimdi daha başka bilemiyorum. Hoca Efendi daha çok batıda olduğu için hatta zaman zaman ben yanına yürüyordum birkaç gün kalmaya da belki diğer biraderlere filan demediği bir şeyi bana diyordu. Sibet Efendi Erzurum'da işler nasıl yani hani sen yoksan düzgün gider mi annem, babam, biraderler neyse çoluk çocuk
Yani ben anlardım Çeme bana git diyor. Hocam müsaade edersen hemen orada. Hocam müsaade edersen ben bu akşam veya yarın gitmek istiyorum. Sen bilirsen Sıkmet Efendi git pekala Allah selametle versin. Yani öyle de bir şey vardı. Yanında da çok kalmadım. Yanında da. Çok kalamadım. Şimdi Hoca Efendi işi de oldu. Maaşı oldu. Biz hele maaşa falan girdiğimiz yok. Etraftan amcalar, babam, biraz anam. Ya anam istiyor ki babam değil de babam biliyor Hoca Efendi'yi. Hoca ya sen bunu tutamazsan diyor hanım. Bu bitti bunun işi. Bunu bizden bize bir hayrı yok. Bu gidecek. Yok, onu eversen burada dur. İlla onu evera. Daha evvel burada okuduğu dönemlerden bir iki talip kendileri gelmişler yani. Bak sizin böyle bir oğlunuz var, bizim kızımız var Erzurum'dan. Anneme teklif etmişler. İşte falan geldi teklif etti böyle işte bir kızı varmış öğretmen olacağımış filan böyle dedi. Hoca Efendi'nin buraya geldi. Babam hususi Hoca Efendi'ye şeye gitti. Seni illa vereceğiz İzmir'e. Hoca Efendi de benden size bir kulak şart. İlla da birisini vermek istiyorsanız Sıkmet Efendi'ye verin beni. Ben de işte askerden yeni gelmişim. Daha yeni bir işe girmişim. Bir ara işi olmayan, işte maaşı bol olan hep aranırdı. İşi olmayan aranmazdı yani. Öyle bir şey de var. Geldiler, düştüler benim peşime. Ula etmeyin, eylemeyin. Ağabeyim duruşan beni vermeyin. Yok, hoca babam dedi ki hoca izin verdi. Sırasını sene verdi. Beni verdiler. Ondan sonra bir çocuk vasfını olduk. 8-9. Allah ömürlerini uzun etsin. Hiç de pişman değilim. Hep Hoca Efendi'ye onları evlat verdim. Aklı keseni hocam bunu ne yedim? Kızlarım da 13-14 yaşında. Hocam kız girdi 14 yaşına. Ne emredersen okusun mu? Dursun mu? Benim damat adayını gönderdi. Sıkmet Efendi birisini gönderirim. Eğer beğenirsen bu benim oğlum. Kızın ver. Başım gözüm üstüne. O sıra bizim kızlar pek okutmamıza kimse icazet vermiyordu. Yani kızı okuyup ne olacak diyordu. Dolayısıyla ben de öyle bir teklif edince o zaman öyleyse kocaya ver. Yani ben bir damat adayı gönderirim. Verir misin, vermez misin dedi. Kızları kocaya verdik. Oğlanlar da büyük oğlanı ilkokulu bitirdi. Elinden tuttum, götürdüm. Hocam, ben sana bir tane oğlan getirdim. Sen benim başıma evlenmeyi çıkardın. Bir sürü bunlar geldiler. Ama birisi seni. Masarı verdim. Sonra 2 sene sonra Masar'ın çocuğu Kemal'i götürdüm yine. Kemal'i hatta götürmedim de. Daha 10 yaşında çocuk. Buradan otobüse bindirdim. Oraya da telefon ettim. Ben dedim Kevser'dir onun mahalli yerdeki ismi, nüfusta kayıtlısı. Kevser'i gönderdim. Mesa amcasına. Benim bir çocuğuma. Orada matbaada çalışıyor. Sen git dedim işte filan saatte İzmir'e yener o otobüs. Biliyorum otobüsün ne kadar zamana gidiyor. O 24 saat sonra gidiyor İzmir'e Erzurum'dan. Sen Kevser'i gönderdim al götür Hoca Efendi'ye. İşte Kemal Efendi'yi de ile buradan otobüsüne tek gönderdim 10 yaşındaki çocuğu. Oradan amcası aldı götürdü amcasına büyük abimize Hoca Efendi'ye teslim etti. Ortayı liseyi İzmir'de okudu. Diğerleri burada. Diğer oğlanlar. Birisi bugün Kemal'le gitti Amerika'da şimdi. Yani 6 numara. Kanada'da okudu üniversiteyi. Şimdi Amerika'da Adem Kalaç'ın yanında televizyonda teknik eleman çalışıyor. En küçüğüm bu Selahattin. Bu da bu sene bitiriyor.
Pedere okuyor. Bir de bu hasta oğlum var, evet. 5 numara hasta oğlum. Bu hasta oğlum en vefalısı. Çünkü eş yanımdan ayrılmış. O birileri hep gittiler. Her biri bir yerde. Kimisi yurt dışında, kimisi İstanbul'da, kimisi İzmir'de. Hah dediğim zaman hiçbir yanıma gelmiyor. Ama Allah'ıma binlerce hamdü senalar olsun. Seleme her dakika yanımda. Her dakika beni meşgul eder. Hiç boş bırakmıyor. Allah'ıma binlerce hamdü senalar olsun. Şikayetçi değilim onun olduğundan. Çok şükür Rabbime. O da bir Allah'ın bir hikmeti. Belki başka şey olurdu yani. Bu işin realitesi. Şimdi var öyle insanlar. Belli bir yaşa gelmiş ama hiçbir meşguliyeti olmayınca evde filan her şeyi bitirdim ben demiş. Allah'ın muhafızına her şeyi bitirmiş. Her şeyi bitirmiş. Şimdi Allah-u Teala bu bir nimet. Bana bunu vermiş. Daha hiçbir şeyi bitiremedim. 24 saat onunla ilgileniyorum. Evden dışarı çıkamıyorum. Evden dışarı çıkmayınca da şeytanlar fazla rahatsız etmiyor. Yani evdesin, ailenlensin. Çıksan bile peşime hemen feveran edirler. Gel oğlan şöyle yaptı. Gel yemek yedir. Gel bilmesin affedersiniz altına berbat etti filan. Yani arada bir kaçsan bile bir saatliğine filan yine peşime telefonlar geliyor gel. İşte büyük bir nimet. Hiç şaki değilim. Şimdi Hoca Efendi'nin en çok hatıralarını bilen yıllarca onun yanında duran insanlar. Ben bilemiyorum senede veya birkaç senede bir yanına gidiyorum. O da yanında hep yüzüne bakıyorum hasretinden yüzüne bakıyorum. Belki konuştuklarının çoğunu da hafızamda tutamıyorum. Yani hep yüzüne baktığım için, başka şeyle meşgul olduğum için. İşte 300 senede bir ziyaretine gitmişiz, yanında duruyoruz. Keşke bu imkanlar, bu teknoloji bundan 20-25 sene evvel olsaydı, amcalarım, babam, Hoca Efendi'yi anlatsaydı. Onların dünya şeyleri biraz daha az, bizim gibi değil. Ben çoluk çocuk baskın olunca dünyayla fazla uğraşma zorunda kaldım. Yani mecbur kaldım. Onun için Hoca Efendi ile İncil'i inan çok da endişe ediyorum. Yani belki Hoca Efendi ile İncil'i bir şey rüyamda görmüşümdür. Aklıma gelir de bunu anlatırsam rüyayı hakikat gibi o zaman şey olur yani. Bak yanlış bir şey olur. Yani Hoca Efendi izlemez ama benim ağabeyim rüyamda görmüşümdür. Mesela beni çağırdığı olmuştur bir sefer. Neredesin hiç gelmiyorsun filan. Resmen demiştir bana. Hemen kalkmışamdır. Buradan hanım kusura bakma ben bir İzmir'e gidiyorum. Ne bilet almışam ne bir şey etmişim. Hemen evim burada yakın transit yola. Hemen yola çıkarım. Ya bir şey alaydın işte yiyecek bir şey alaydın filan. Yok ben gider orada alırım. Gelen otobüse el kaldır. Nereydiysen kardeş Sivas'a. Adlarım Sivas'a. Sivas'tan nereydiysen kardeş Ankara'ya. Ankara'ya oradan öyle yani. Böyle programlı falan bir şey değil. Hoca Efendi rüyamda birkaç sefer yani niye iş gelmiyorsun buralara demiştir. Fakat bu bir rüyadır yani. Ben görmüşüm o rüyayı. Veya içimden görmek istediğim arzu gelmiştir. Kendi kendime kafamda öyle bir şey. Rüyama da gelmiştir. Harisun aleykum. Size çok haris. Sizi görünce gözü başka şey görmez. Cennete girer de tahtlarında yan gelir oturur da huriler perdedarlık yapar da melekler her pençe divan durur da karşısında bir hüzün duyar, bir şüvük duyar. Cehennemden deyince cenneti terk eder ve oraya kadar koşar. Harisun aleykum. Size karşı çok harisli. Gözü başka şey görmez sizi görünce.
talihlilerim. Gözü başka şey görmez sizi görünce. Gözünüz başka şey görmesin ondan başka. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin. Yalancı bunlara bütün kapıları kapayın. Ve sadece ona açılın. Derdinizden anlayan ona açılın. Sinelerinizi ona şerh edin. Şimdi bazen çok şeyler söylüyorlar. Ben görmedim. Yani Hoca Efendi'den bazı bahsederken hiç yaşıyla mütenasip bile değil. Yaşı Hoca Efendi'nin dörtte biri küçüklüğünde ama yani diyelim ki şu anda Hoca Efendi, yani bu anlatılan şeyler, Hoca Efendi 50 yaşındayken 15 yaşındaki adam Hoca Efendi hakkında bir şey söylüyor yani. Kulaktan dolma. Şimdi çoğusunu ben beraber yaşadığım halde hiç ne görmüşem ne duymuşam. Diyor ki ben Hoca Efendi'yle işte filan yerde yemek yersen, halbuki sen daha anan karnında yokken Hoca Efendi'yi tarif edersen. Yemek yersen işte böyle dedi. Dedi ki işte Bismillah demeden yedin, senin karnın doymadı. Yani böyle bir şey yok. Bu tip şeylerden korktuğum için işte Hoca Efendi'ye danıştım. Hoca Efendi dedi ki konuşmadığım daha hayırdı. Yani o meseleyi anlatmak için bu yaş meselesini ileri sürdüm. Yani herkes bir şey söylüyor Hoca Efendi'nin hakkında. Doğru, yanlış. Belki biraderlerden de şimdi benden küçük bir birader bizden duymuş, anamdan duymuş bir şeyler anlatıyor diyelim ki. Fakat duyduğunu anlatıyor. Duyduğunda içine bir tane girmişse o bir başkası anlarsa o üç olur. Onun için ben çok endişe ederim. Tabii en çok Hoca Efendi'yle beraber olan benim Erzurum'da. Babam Hoca Efendi Arapça ders okusun diye Erzurum'a getirdiğinde beni de peşine getirdi. Beni ona teslim etti Hoca Efendi'ye. Sen imam olmazsan da dedi Hoca Efendi için yani. Ama bunu bir imam edelim, bir köye imam verelim. O sıra köylerde kadro madro yok. Köylere imam veriyorlar. İşte köy imamın iaşesini temin ediyor. Beni zorla Hoca Efendi'ye teslim etti. Bana tuttu, imamlık öğretiyorlar. İşte hutbe böyle okunur, cenaze böyle yıkanır, namaz böyle kıldırılır. Daha yeni işte 13-14 yaşındayım. Hatta babam o dönemlerde bir içte beni hutbe okumaya çıkardı. Yani alışım diye. Hemen 15-16 dedim, beni bir imam verecek bir yere. Bir ruhsat bulacaklar bana, bir hocadan filan. Dedim işte gönlüm sarmadı imamlık, imam olmayı gönlüm sarmadı. Daha evvel başından dediğim gibi mesleğe atıldım, meslekte çalıştım filan. Hoca Efendi'yle beraber kalıyorduk bir medresede. Ben o okumayı reddedince, imam olmayı reddedince Hoca Efendi beni ayırdı kendinden. Neyse dedi seni başka bir yere götüreyim. Beni başka bir arkadaşların kaldığı bir yere getirdi. Onlar da orada iki arkadaş hem okuyorlar, Arapça okuyorlar. Hem de birisi gondura yapıyor. Gondura, ayakkabı yapıyor yani. Çalışmış daha evvel. O gondura eskiden makine falan yok. Hep elle dikiliyor bu şeyler. Diğeri de böyle kapkacak temizliği yapıyor. Boş zamanlarında. Dolayısıyla hem karşılıklarını çıkarıyorlar. Bu süre herkes fakir. Hem de şey yapıyorlar, işte okuyorlar yani. Hoca olacaklar, imam olacaklar. Hala birisi yaşıyor o arkadaşlardan, birisi İstanbul'da. İşte ben öyle ayrıldım o okumadan. Hoca Efendi beni başka bir yere verdi. 2 sene ben mesleğe gittim. Tamircilikte çalıştım. Kamyoncularda mavin çalıştım. Hoca Efendi de o dönem işte şeye gitti. Edirne'ye gitti. Yani imam olarak. Daha evvel nasıl olduğunu anlatmıştım ben. Şimdi babam beni hep imam yapmak istiyor ya. Ben de öyle olmayınca babam burada, ben buradayım. Meslekte çalışırım. Beni ziyarete gelmiyor. Duyuyor babam trene binmiş gidiyor Hoca Efendi ziyarete. Ben Erzurum'dayım.
beni ziyarete gelmiyor. Trene binici bir Hoca Efendi ziyarete. Birkaç sefer yetmiştir yani. Hem ırklar eline gitti, hem askerliğinde İskenderun'a gitti. Hoca Efendi ziyarete. Yani biz de şehirdeyiz o zaman. Diye şu kardeşim de matbaacılıkta çalışıyor, ben ototamirciliğinde çalışıyorum. Öyle bir baraka, bir cecekondumuz var, yaptık, orada kalıyoruz. Babam hiç bizden ilgilenmiyor. Hep Hoca Efendi takip ediyor. Yani bir kıskançlık falan değil de o dönemde yapmıyoruz. Ama babam Hoca Efendi'yi keşfet. Babam çok akıllı bir adamdı. Çok tarih bilgisi var. Öyle her baba yiğit koca onun karşısında duramazdı. Çok nüktedan. Ve çarşıya çıktı mı asrın Nasreddin Hocası. Hele buyur bir çay mı iç? Her esnaf. Yani çay içirirler, birkaç anekdot anlattırırlar, sohbet ettirirler, morallerini bulur, sonra babamı yola vururlar. Yani babam öyle. Bir sefer babama dedim, baba, Hoca Efendi de vardı. Sen bu anlattıkların bir kitaba böyle yazılıversen de, ilerisinde bize de lazım olur, bizi de babamızdan tevarüz etmiştir diye anlatırız filan. Dedi, siz anlatamazsınız. Siz anlatırsanız hep üstüze gülerler. O anlatmak da başka bir kabiliyettir. Yani siz anlatırsanız üstüze gülerler dedi. Yani babamdan da öyle bir hatıramız var. Annemizin Hoca Efendi'ye tutunluğu çok aşırı. Şimdi burada evimiz var. İki kardeş ayrı ayrı evlerde oturuyoruz. Evlerimiz müntazam. Ben hususi annem için ayrı oda yapmışam evimde. Ama annem devamlı şeyi kulağı orada. İzmir'de. Ben burada üşürüm. Ayaklarım ağrır. Beni götürün İzmir'e. Alırım, bağırın. Arabam var. Arabaya bindiririm. Cüzün, sonbahar. İşte bahanesi o. Burada ayaklarım üşür kışın. Götürürüm İzmir'e. 6-7 sene Hoca Efendi İzmir'deyken onu hep İzmir'e götürdüm. Kışları orada kaldı. Yazın gittim yine arabamla zorla aldım geldim. Burada da çocuklar, torunlar var. Nenemizi getir bize değiller yani. İşte 6-7 sene öyle. Annem çok bağlı Hoca Efendi'ye. Gerçi anneler için her evlat öyledir de. Hoca Efendi'nin yeri başka yani. Babam da, annem de, nenem, dedem, amcalar. Hoca Efendi kendisinin ta çocukluğundan hocalığını ispat edince bizim ailede de hocalara biraz iltifat fazla. O işte büyük alimler bu eskiden böyle belli bir yerleri yok. İrşad tebliğ yasak. Köy köy geziyorlar. Alvar İmamı, Vehbi Efendi, işte Hac Haşil Efendi, meşhur Erzurum'un manevi dinamiklerinden bunlar. O asrın, o zamanın insanları, yaşayan insanları köy köy geziyorlar. Muhakkak o köylere gidersen bizim köy yol üstü, İpek yolu üzeri. Bize uğruyorlar. Dedemin bir kahvesini içiyorlar, çayını içiyorlar. Dolayısıyla bu din adamlarına çok saygılı bir aile bizim aile. Oradan Hoca Efendi'ye de bir din adamı olsun. Bir din alimi olsun. Mesela rahmetlici annem, bu benim büyük oğlanlar birisi avukat oldu, birisi öğretmen oldu derken bana birkaç sefer demiştir. Yani bak şuylardan birisini muhakkak hoca et. Yani bir hocalığa bir şeyleri var validenin. İlla bana şey var, çocuklardan birisini hoca et. Ama onu da Allah verecek. Olmadı işte, bu hasta oldu. 5-6 sene sonra da öteki geldi dünyaya. Onu da abileri aldılar elimden, okuttular. Yani büyük abi Kemal Masar. Anne, validemin şeyi öyle, tutunluğu öyleydi. Hoca Efendi Erzurum'a işte valideyi ziyarete gelmiş. Peder vefat etmişti. Bana dedi, Sibet Efendi, bana Sibet Efendi der, hala öyledir yani. Bu cümle öyle der. Ramazan'da birkaç gün beraber oruç tuttuk filan, aynen yine Sibet Efendi diyor. Teyzemi al gel dedi bize. Annem, valide burada, benim evde. Efendime söyleyeyim, bir de halamı al gel dedi. Aile büyüğü olarak. Bir de bütün kardeşler filan gün filan saatte bu senin evde hepsi olsun. Ben onlardan konuşacağım var.
Yani çok mühim bir hadise bu. Ona sebep anlatıyorum. Ben teyzem ayrı bir köyde, halam ayrı bir köyde. Gittim arabamla onları topladım. Hoca Efendi Erzurum'da sizi görmek istiyor. Aldım geldim. Aileyi de bütün çocukları, biraderleri, hemşireleri. O sıra dışarıda kimse yok, hepsi burada. Erzurum'dalar. Matbaamız var Erzurum'da. Kardeşler matbaada çalışıyor. Kız kardeşim, ablam burada. Beylerini. Hoca Efendi bile sohbet etti. Dinden, imandan, hatta dünya geçiminden, işte böyle çalışacaksınız, böyle bir arada bir yeriniz olsun, hep aile, bir tarla alın, bir arada 5-6 tane ev yapın, ayrı ayrı hep bir arada oturun, hastalığınızdan, sağlığınızdan birbirinizin haberin olur. Bu tip şeylerden, aile meselelerden. Sonra dedi, ben size en mühim bir şey diyeceğim. Bize dedi, ben sizin neyizim? Kardeşimizsen, büyük abimizsen. Büyük abimizsen. Hoca Efendi soruyor. Ben sizin neyinizim bize? Anneme, annem dedi, işte evladımsan. Yeğenimsen, teyze dedi, yeğenimsen. O zaman dedi, benim yüzümden, ben bir yola girdim dedi. Bu yoldan dönmem mümkün değil. Ben bir Allah yoluna girdim. Benim dünyevi hiçbir beklentim yok. Sizin de benden dünyevi hiçbir beklentiniz olmamasını istiyorum. Çalışsın, kazansın. İşte anama değil bunu. Bana baksın, yedirsin, içirsin. Böyle bir beklentiniz olmayacak. Bir. İkincisi benim yüzümden sizi hapise de atarlar, takip ederler, efendime söyleyeyim, taciz ederler. Bunlara şimdiden kendinizi hazırlayın. Gelecekte bunların hepsi olacak. Kendinizi hazırlayın dedi. Eğer kendinizi bunlara hazırlamazsanız, bu nereden çıktı diyecekseniz, şimdiden, şimdi ortalık sakin. Ne beni takip edirler, ne de sizi. Deyin ki böyle bir kardeşimiz yok, böyle bir evladımız yok. Ben yoluma, siz de yolunuza. Biz de o sıra ahdettik. Dedik siz bizim canımız, kanımız, yüreğimizsiniz. Ne emredersen başımızın üstüne dedik. Ne gelirse senin yüzünden hazırız dedik ona. Of kardeşim! Of kardeşim! Bekle görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Ettiğini güzel etmiş. Edeceğini güzel edecektir. Sıkın dişinizi. Hele biraz daha dayanın. Görün ne baharlar ihsan edecektir. Ne bulutlar gönderecek. Ne çimenler yaratacak Allah Celle Celaluhu. İnayeti sizinle beraber olsun. Ve bu cünde aynı çizgi üzerindeyiz. Hoca Efendi bu ne zaman biliyor musun? 35 yıl evvel bu hadise. Ya veya 33 yıl evvel. Babam vefat ettikten belki 1.74'te vefat ediyor. 1-2 sene sonra yani. Şimdi hal böyle. Hoca Efendi o sıra bizden böyle bir taahhüt aldı. Bütün kardeşlerden, benim için sizi rahatsız edecekler. Belki hapise de atacaklar. Ama bunları şimdiden kabul etmeniz lazım. Ona göre ben de sizin kardeşinizim. Siz de benim kardeşimizsiniz. Eğer böyle kabul ediyorsanız. Yani Hoca Efendi'nin en mühim aile üzerinde şeyi de budur. Benden de dünyevi hiçbir şey beklemeyin. Ben buyum dedi. Biz de Allah'ın izniyle
Ondan dünyevi hiçbir şey beklemedik. Onun ününü, hatırını, en çok hatırını sayan insanlar yanına bile gidip kullanmadık. Hiç zerresini kullanmadık. Hatta bu oğlumu dershaneye parasıyla okuttum. Aydan eve götürdüm, taksitini yatırdım. Hep itiraz ettiler. Yahu bir çocuk, hoca efendinin bir yeğeni. Yok, hoca efendiye bir söz vermişiz. Ne söz vermiş? Allah onun rızkını verir. Yani mahpuslarını hala duruyor. Bir gün, çünkü hoca efendinin o sözü var ya, benim yüzümden sizi rahatsız edebilirler. Yatırdığım, Aziye Kolajı'na yatırdığım mahpuslar hala bavurumda duruyor. Ne efendim? Şimdi buna çüçü şeyler ama büyültürler. Ona sebep hoca efendinin Allah izin verirse hem taahhütnamesini yerine getiriyoruz hem de bundan sonra da onun arkasındayız. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Ufku dolduruyor, yetiyor, başka şey göremiyor. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam, keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Anladım vaslına ermek artık çok geç, saçlar bembeyaz. Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek. İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Yaş olsa da ben taze hislerle yollardayım. Anladım, vaslına ermek artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, ne olur sana ulaşmam için kanadından, bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardından. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o baytan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Mecnun gibi arkandan koşan kulun olayım. Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı rüyadan uyanayım. Mecnun gibi arkandan koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Asker gibi ne zaman teriz? Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta. Göster çehreni ki güneş gruba kaymakta. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son demde hiç olmazsa grubum tülü olsun. Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun. Her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun. Bu da benim düğünüm olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun.